konuda Özlem, Selim ve Merve'den bahsetmiş. Tabii direkt işlem yapabiliriz ama şu şekilde hareket etsek bütün problemlerde daha kolay olacaktır. Önce bahsi geçen kişileri yazalım. Burada Özlem'den bahsediyor. Şöyle Özlem, kısaca öyle gösteriyorum. Selin, onu S ile gösterelim. Bir de Merve'den bahsediyor, onu da M ile gösterelim. Şimdi şöyle demiş, Özlem 19 yaşında. Özlem 19. Selin Özlem'den 5 yaş büyükmüş. Selin Özlem'den 5 yaş büyük. 5 daha fazla olacak. Yani 24 olmalı Selin. Sonra yine Selin'den bahsediyor. Selin Özlem'den 5 yaş büyük. Özlem'den ise 2 yaş küçük. Özlem'den 2 yaş küçükmüş. Selin Özlem'den 5 yaş büyük. Pardon, şurada devam ediyor. Merve Özlem'den 2 yaş küçük. Merve Özlem'den 2 yaş küçük. Demek ki Merve 17 yaşında. 2 yaş daha küçük. Şimdi şöyle devam etmiş soru. Merve Selin'in yaşına geldiğinde, yani Merve Selin'in yaşı şu an 24. 24 olduğunda, evet. Şimdi tabii aradan geçen süreyi de hesaplayacağız. Özlem'in yaşı ne kadardır diye sormuş. Özlem isteniyor. Aradan 7 yıl geçmeli. Tabii bu 7 yıl hepsi için geçecek. Özlem için 7 yıl geçeceği için 19 artı 7, 26 yaşında olacak. Özlem 26 yaşında olur. Buradan baba ve oğlundan bahsetmiş. Yine isimlendirme yapabiliriz. Şöyle baba diyorum ve oğlu. Şimdi baba 47, oğlu ise 13 yaşında. Şöyle demiş devamında, kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının iki katı olur? Kaç yıl sonra olduğunu bilmiyoruz. Aradan x yıl geçsin diyelim. X yıl sonra böyle olsun. Tabii baba x yıl geçtiği için 47 artı x, oğlu ise 13 artı x yaşına gelmiş olacak. Tabii babanın yaşı oğlunun yaşının iki katı olacak. Başka bir deyişle 47 artı x eşit olacak 2 çarpı 13 artı x, oğlunun yaşının iki katı. İçeri dağıtırız şöyle. Sol taraf 47 artı x, sağ taraf 2 çarpı 13, direkt yazalım, 26 yapar. 2 çarpı x ise 2x. Sonra şu x'i sağ tarafa, 26'yı sola yollarız. Bu durumda 47 eksi 26, bu 21 olur. Eşittir 2x eksi x, o da x olur. Demek ki x eşittir 21. 21 yıl sonra gerçekleşiyormuş bu durum. 3 tane kardeşten bahsediyor. Biz şöyle yazalım. Tabii burada büyük, ortanca ve küçük kardeşten bahsediyor. Şöyle yazalım. Büyük kardeş, büyük olan, sonra ortanca olan ve küçük olan. Şimdi şöyle demiş. Yaşları toplamı 62. Büyük kardeş küçük kardeşten 8 yaş büyükmüş. Yani biz küçük olan kardeşe x dersek büyük olan x artı 8 olacak. Büyük kardeş küçükten 8 yaş büyük. Ortanca hakkında bir şey bilmiyoruz. Herhangi bir şey söylenmemiş ama devamında şunu söylüyor. Büyük kardeş ortanca kardeşin yaşındayken üçünün yaşları toplamı 47'ymiş. Tabii şunu da söylemek mümkün. Şimdi şu anki yaşları, yani biz şuna, bu yazdığımız kısma şu ana 62 diyebiliriz. Yaşları, üçünün yaşının toplamı 62. Öyle bir durumdan bahsediyor ki işte bu büyük kardeşin yaşı, şunu bilmiyoruz biz şu an. Mesela ona da bir isim verebiliriz. Mesela şuraya Y diyebiliriz. Büyük kardeş Y olduğunda diyoruz. Büyük kardeş oradan ortanca kardeşin yaşındayken. Burada da bir takım yaşlar olacak. Ortancanın yaşı biraz daha küçük. Küçük kardeşinki daha da küçük. Bu üçünün yaşları toplamı 47'ymiş. Üçünün yaşı toplamı 47. Şurada da üçünün yaşı toplamı 62. Biz bu arada kaç yıl geçtiğini hesaplayabiliriz. Her birinin yaşı 1 artacak. Eğer biz bu aradaki farkı 3'e bölersek geçen süreyi hesaplamış oluruz. 3 kardeş oldukları için. Hesaplayalım. Şu 62 eksi 47 çıkarırsak 15 olacak. 3 kardeş oldukları için 3 kişi, her birininki 1 yılda 1 artıyor. Bu nedenle 3'e böleceğiz. 4 kişi olsalar 4'e bölmeliyim. 3'e bölüyorum 5. Demek ki 5 yıl geçmiş arada. Yani şu aradaki fark 5 yılmış. 5 yıl. Tabii şunu hemen söyleyebiliriz. 5 yıl, biz Y demiştik ama çok Y'yi kullanmayacağız. 5 yıl önceki yaşı olacak. Büyük kardeşin şu Y, 5 yıl önceki yaşı olacak. Demek ki X artı 3 burası. 5 yıl önceki yaş.
Bu x artı 3 de şu da x artı 3. Burası da x artı 3. Artık şu üçünün toplamını 62'ye eşitleyebiliriz. Şunları. Yani şöyle yazıyorum. X artı 8. Sonra burası x artı 3. Şurası x eşittir 62. 3x. Sonra toplarız 11 eşittir 62. Yani 3x eşittir karşıya atarsak 51. 3'e bölersek 57 gelecek. X eşittir 17 gelecek. 17. Büyük kardeşin şu anki eşi. Şu an x artı 8'di. Şu an x artı 8 büyük kardeşin yaşı. 17 bulmuştuk. 17 artı 8 buradan da 25 gelir. Büyük kardeş 25 yaşındaymış. Bir annenin yaşı, yaşları ardışık tam sayılar olan 3 çocuğunun yaşları toplamına eşitmiş. Hemen şunu yazabiliriz. Şu anne olsun, işte birinci çocuk, ikinci çocuk, bu da üçüncü çocuk olsun. Ardışık olduğuna göre bunlar birer birer artacak. Şöyle isimlendirebiliriz. Mesela biz buna x desek, bu x artı 1 olur. Bu da x artı 2 olur. Bu şekilde isimlendirebiliriz. Ama ardışık sayıları şöyle isimlendirirsek daha rahat ederiz. Toplamlarını bulmak daha kolay olur. Ortadakine x demek daha makul. Tabii tercih meselesi. Biz ortadakine x dersek bir büyüğü x artı 1 olur. Bir küçüğü de x eksi 1 olur. Yine ardışık olmuşlar. Ardışık olmuş olurlar. Toplarsak toplamlarda şu artı eksi birbirini götürdüğü için toplamları 3x olacak. Demek ki annenin yaşı da 3x. Böyle isimlendirebiliriz. Ama diğer türlü de yapabiliriz. Çok bir fark oluşturmuyor aslında. Şimdi şöyle demiş. Bilgilerinden hangileri tek başına verilirse annenin yaşı bulunabilir. Ortanca çocuğun yaşı. Eğer biz x'i biliyorsak anneyi biliyoruz demektir. 3 katı. Bu doğru. Ortanca çocuğun yaşını biliyorsak bulabiliriz. En büyük çocuğun yaşı ile en küçük çocuğun yaşları toplamı. En büyük ve en küçüğün yaşları toplamını biliyorsak x'i biliyoruz demektir. Anneyi de buluruz. Ortanca çocuğun yaşı ile büyük çocuğun yaşları toplamı. Şu ikisi büyük olan bu. İkisinin yaşları toplamını biliyorsak x'i biliyoruz demektir. X'i biliyorsak annenin yaşını da biliriz. Yani bunların hepsinden bulunabilir. 1'den, 2'den ve 3'den. 3'ünden de annenin yaşını hesaplayabiliriz. Ahmet ve Serdar'dan bahsediyor. Yaşları toplamı 50'ymiş. Sonra Ahmet Serdar'ın yaşındayken Serdar'ın doğmasına 8 yıl varmış. Bizden istenen Serdar doğduğunda Ahmet'in yaşı. Şimdi şu isimlendirme yapalım. Şöyle. Ahmet ve Serdar. Şimdi biz isimlendirmeyi yaparken yaşları toplamı 50 olacak. İstersek şunu diyebiliriz. Mesela buna x, buna y diyebiliriz. X artı y 50 diyebiliriz. Böyle isimlendirmek mümkün. Yalnız bu şekilde isimlendirirken şu konuda sorun yaşarız. Sonra başka bir kavramdan bahsediyor. Ahmet Serdar'ın yaşındayken. Yani Ahmet y olduğunda. Ahmet'in yaşı y olduğunda. Burası y olduğunda. Aradan geçen süreyi hesaplamak bize zorluk çıkaracak. Aradan x eksi y yıl geçiyor. Buradan x eksi y yıl geçecek. Buradan işlem yapmak biraz zor olabilir. Eğer geriye doğru gideceksek isimlendirmeyi şöyle yapmak daha makul. Burada biz küçük olanın Serdar olduğunu anlıyoruz. Ahmet Serdar'ın yaşındayken Serdar doğmamış henüz. Serdar daha ufak. Ona x diyelim. Serdar'ın yaşına. Ahmet ondan biraz fazla. Ne kadar fazla olduğu önemli değil. X artı k mesela. K kadar fazla. Biri diğerinden büyük. Mesela biri 20 yaşında, diğeri 20 artı 6 yaşında. 26 yaşında yani. İkisinin arasındaki farkı yazdım. 50'yi de kullanabiliriz ama 50 eksi x dersek şu geriye gitmede sorun yaşayacağız. Mesela buna 50 eksi x dedik. Şunun x'e dönüşmesini istiyoruz. Serdar'ın yaşına gelmesini istiyoruz. Aradan ne kadar süre geçecek? 50 eksi İşte buradan 50 eksi x eksi x, 50 eksi 2x biraz karışık olabilir. Tamamen tercih meselesi yapabiliriz ama. Şimdi şu haliyle ikinci cümleye geçebiliriz. Diyor ki Ahmet Serdar'ın yaşındayken, yani Ahmet kaç yaşındayken? X yaşındayken, yani ne zaman? K yıl önce. Bu x artı k'ya dönüşecek. Aradan k yıl geçiyor demek. K yıl önce. Tabii k yıl öncesine gidersek Serdar'ın yaşı da x eksi k olur. Burası da x eksi k olacak. Şöyle yaz.
Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bu 8'e eşitmiş. Pardon. 8 değil. Eksi 8'e eşitmiş. Çünkü doğmasına 8 yıl var. Ahmet Serdar'ın yaşındayken Serdar'ın doğmasına 8 yıl varsa, 8 yıl sonra doğacaksa yaşı eksi 8 diyebiliriz. Bunu bulduk. Bir şey daha biliyoruz. Şu ikisinin toplamı 50. Bunu da yazalım. Yani x artı k artı x, bu 50'ye eşit. Yani 2x artı k eşittir 50. Bir de ne aradığımıza bakalım. Serdar doğduğunda, neyse x'i de bulacağız, k'yı da bulacağız. Yazıyorum direkt altına. Diğeri şunu yazalım. X eksi k eşittir eksi 8. Toplayalım şimdi. Şu eksi k artı k birbirini götürecek. Buradan 3x eşittir 42. 3'e bölersek x eşittir 14. Şimdi devam edeceğiz. Diğerine gelelim. Şunu kullanalım. İkinci denklemi. X eksi k eksi 8. X'i biz 14 bulmuştuk. Şu 14. Şimdi bu eksi 8'i sola alalım. Şöyle. Eksi k'yı sağa alalım. Bu durumda 14 artı 8 eşittir k. Yani k sayısı da 22'ymiş. Toplamları. Demek ki aralarındaki yaş farkı 22. Biz şimdi şuna gelelim. İstersek direkt yerine yazıp işlem yapabiliriz. Şuraya. Veya başka türlü de işlem yapmak mümkün. Şunu söyleyebiliriz. Tabii bu aslında olacak bizim cevabımız ama yerine yazarak da söyleyebiliriz. İkisinin arasındaki yaş farkı. Yani Ahmet, Serdar doğduğunda Ahmet 22 yaşında olacak. İkisinin arasındaki yaş farkı bu. Biz yaş farkına k demiştik ama yazalım. Şimdi x artı k Ahmet'in yaşı. Yani 14 artı 22. Serdar'ın yaşı ise 14. Şimdi Serdar'ın doğmasını istiyorsak 14 azaltmalıyız. 14 yıl öncesine gitmeliyiz. 14 çıkarırsak Serdar 0 olduğunda Ahmet 22 yaşında oluyor. Demek ki Serdar doğduğunda 22 yaşındaymış. Şimdi 3 kişiden bahsediyor. Hemen isimlerini yazalım şöyle. Şeyma. Şöyle Ş ile gösterelim. Murat, M ile gösterelim. Ali, onu da A ile gösterelim. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Şeyma Murat'tan. Murat ise Ali'den yaşça küçük. En küçükleri Şeyma o zaman. Şöyle yapıyorum. Şeyma Murat'tan küçük. Murat da Ali'den küçük. Yaşlarının sıralaması böyle. Sonra Murat Şeyma'nın yaşındayken Şeyma 1 yaşındaydı. Murat Şeyma'nın yaşındayken. Mesela Şeyma'nın yaşına biz x dersek Murat Şeyma'nın yaşındayken şurası x iken, şunu yanlış yazdım tabii. Şöyleyken aradan belli bir süre geçmiş. Şurası x iken, yani Murat x yaşındayken Şeyma 1 yaşındaymış. Böyle. Ali'nin yaşı Murat'ın yaşının 2 katından 10 eksik. Ali'nin yaşı Murat'ın yaşının, tabii şu aradaki şeyi hesaplayabiliriz. Aradan geçen süre, yani normalde şu an x yaşında, 1 yaşındaysa aslında yaşının 1 eksiği kadar zaman geçmiştir. Şurası x eksi 1 yıl geçmiştir aslında şu ikisi arasında. Eğer x eksi 1 yılı terse doğru işletirsek, yani onun üzerine eklersek bunun üzerine 2x eksi 1 olacak. Yani şöyle düşünelim. Mesela biri Şeyma'yı şuraya, Murat'ı buraya yazıyorum. Şimdi Şeyma'nın yaşı diyelim ki 7. Şeyma'nın 1 yaşında olduğundan, Şeyma 1 yaşında olduğunda Murat 7 yaşında olacak. Yani aradan geçen süre 6 yıl olacak. 7 eksi 1'den 6 yıl olacak. 6 yıl sonra Murat'ın yaşı bu 7'nin üzerine şu 6'yı eklersek 7 artı 6'dan 13 olacak Murat'ın yaşı. Burada değişken üzerinden yaparsak Şeyma'nın yaşına x dedik. Aradan belli bir süre geçtiğinde daha öncesinde yani Şeyma 1 olduğunda Murat x oluyor. Söylediği şey o zaten. Murat Şeyma'nın yaşındayken, Şeyma'nın şu anki yaşındayken Şeyma 1 yaşında. Aradan geçen süre x eksi 1 yıl. Bu x'in üzerine eklersek şurası x artı x eksi 1. Yani 2x eksi 1. Murat'ın yaşı 2x eksi 1 olacak. Şöyle. Böyle olmalı. Şunları siliyorum. Bu sonucu çıkarabiliriz. Sonra diğerine bakalım. Şimdi Ali'nin yaşı Murat'ın yaşının, Ali'nin yaşı Murat'ın yaşının 2 katından 10 eksik. Yani bunun 2 katından 10 eksik. Şöyle 2
çarpı 2x eksi 1 eksi 10. Şurayı çarpalım. 4x eksi 2 eksi 10 da orada eksi 12. Biz bunu temizle çekelim. Şöyle tekrar temiz bir şekilde yazalım aşağıya. Şeyma olacak. Şeyma'nın yaşı x. Murat'ın yaşı şurası 2x eksi 1. Sonra Ali'nin yaşı ise 4x eksi 12. Şu 4x eksi 12. Şimdi bir de sıralama var. Eşitsizlik işlemi yapabiliriz. Şöyle bir sıralama var. Mesela biz bu ikisini kullansak şunu söyleyebiliriz. X küçük olacak. 2x eksi 1'den. Eksi 1'i bu tarafa atarız. X'i şu tarafa. Yani şu işlemi yaparız. O zaman bu tarafa 1 gelince 1 küçüktür. 2x eksi x. 1 küçük x. X 1'den büyükmüş. Şu ikisi arasında işlem yapabiliriz. Onların arasında işlem yapalım. Yani 2x eksi 1 küçük olacak. 4x eksi 12. Şimdi burada eksi 12 şu tarafa eksi 1'i yok yanlış söyledim. 2x'i atacağız bu tarafa. Şu evet şu 2x bu tarafa gidecek. Şimdi şu eksi 12 bu tarafa gelecek artı 12. Eksi 1 burada kalıyor. Küçük 4x orada kalıyor. 2x yolladık. Eksi 2x oldu. Burası 11. Küçük 2x. Şimdi 2'ye de bölebiliriz. 2'ye bölsek 5,5'dan büyük olacak x. 5,5'dan daha büyük. X büyük 5,5. Şimdi şöyle demiş. Bu 3 kişinin yaşları toplamının en küçük değeri. O halde biz x'e verebileceğimiz en ufak değeri vereceğiz. 6 verebiliriz. Buçuklu yaş olmayacak. Yani olabilir de burada tam sayı olduğunu söylemiş burada. Tam sayı da değil. Aynen en küçüğünü biz x yerine buradaki en küçük değeri 5,5'tan büyük olan en küçük değer 6 diyebiliriz. En az bu kadar olur. Şimdi Ceyhan olacak evet. Şimdi yaşlarına bakalım. Toplamı isteniyor. Toplam x artı şuradan yazıyorum. 2x eksi 1 diğeri de 4x eksi 12. Toplayınca 6 7x eksi 10 3 yapacak. X yerine 6 yazacağız. En az 6 olabiliyor çünkü x. Şurası 6 kere 7 42 eksi 13 bu da 19 sanırım. Yok 29. 29 evet. Evet. Şimdi bir takım kişilerden bahsediyor. Aylin, Sevgi, Melek ve Nazar. Toplam 4 kişi. Bir takım bilgiler vermiş. Yargılardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi yaşları küçükten büyüğe doğru sırayla küçükten büyüğe demiş. Yani Aylin en küçükleri. Aylin küçükmüş. Sevgi'den, Sevgi, Melek'ten, Melek'ten, Nazar'dan küçükmüş. Nazan evet. Nazan. Bu şekildeymiş sıralama. Sonra Sevgi Aylin'den devamında şöyle diyor. X yaş büyükmüş. Sevgi Aylin'den X yaş büyük. Yani biz şuna bir isim versek mesela Aylin'e Y desek Sevgi Y artı X olacak. X yaş büyükmüş. Sevgi Aylin'den X yaş büyükmüş. Aynı şekilde Melek de Sevgi'den X yaş büyükmüş. Melek Sevgi'den X yaş büyük. Yani bunun X fazlası. Y artı 2X demek ki Melek'in yaşı. Sonra Nazan da Melek'ten x yaş büyükmüş. Demek ki Nazan'ın yaşı da bunun x fazlası. Y artı 3x. Sıralama böyle olacak. Sonra Nazan'ın yaşı Aylin'in yaşının 2 katıymış. Nazan'ın yaşı Aylin'in yaşının 2 katı. Şunu yazabiliriz hemen. Nazan'ın yaşı y artı 3x. Aylin'in yaşının 2 katı. Yani 2y. Şimdi y'yi atarız şu tarafa. Buradan 3x kalıyor zaten sol tarafta eşittir y. Y 3x'miş. Sonra 4'ünün yaşının toplamı 72'ymiş. Buna göre bilgiler soruluyor. Şunların hepsini toplayıp 72'ye eşitleyebiliriz. Yaşları toplamı 72'ymiş çünkü. Toplayalım. Bir kere 1, 2, 3, 4 tane y var. 4 tane y. Sonra şu ikisinin toplamı 3x. 3 de burada 6x. Bu 72'ymiş. Şimdi y yerine 3x yazarız. Şunun yerine 3x yazarız çünkü 3x eşit y. Burası 12x artı şununla devam edeyim. 12x artı 6x eşittir 72. Burası
18x eşittir 72. Bu da 4 kat olacak. Evet, şöyle 18'e bölelim. Şunlar gidiyor. 72 bölü 18 x eşittir 4 olacak. Şimdi y değerinde biliyoruz. Şuradan hesaplayabiliriz. Y'miz 3x eşit olduğu için y eşittir 3 çarpı 4. Y de 12'dir. Şimdi bir takım bilgiler verilmiş. Biz bunu yeniden temiz bir şekilde yazarsak. Şimdi Aylin'in yaşı y demiştik 12. Sonra Selin'in yaşı x fazlaydı 16. 4 fazla olacak yani. Meleğin yaşı 4 fazla 20. Nazan'ın yaşı 4 fazla o da 24. İşte 2 kat. O verilen diğer bilgiyi de bulduk. Bakalım yargılarından hangileri doğrudur? Nazan Melek'ten 4 yaş büyük. Doğru. Melek ile Aylin'in yaşları toplamı 32. Doğru. Sevgi'nin yaşı 18'dir. Bu yanlış. Sevgi 16 yaşında. Demek ki sadece 1 ve 2 doğruymuş.